Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte dijital vergi dairesi dilekçe nasıl verilir, nasıl yazılır bu gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Aslında dilekçenizi kolaylıkla oluşturabilirsiniz. İmzalamanıza gerek yok. Otomatik olarak imzalanma e, seçeneği var. Yani burada sizin imzalamadan e, giriş yaptığınız için zaten doğrulama yapıp e, Oturum açtıktan sonra e, herhangi bir şekilde imza gerek yok. Dijital vergi dairesine giriş yapın. Hizmetler bölümüne sağ üstten tıklayın. Buradan dilekçelerin butonu tıklayın. Yeni dilekçe oluştur butonu tıklıyorsunuz ve buradan kendiniz dilekçe seçenekleri türleri karşınıza gelecek. Gene amaçlı dilekçe var. Mükellef yazısı talep dilekçesi var. Borç durumu yazı e, talep dilekçesi, özelge var. Emanet defterim var. E, kullanıcı talep dilekçesi yani birçok talep dilekçesi var. Genel şey en çok kullanılıyor. İşlem başlat butonu tıklayıp dilekçenizi doldurup bunu bağlı olmuş olduğunuz vergi dairesine iletebilirsiniz. Dediğimiz bir dilekçe oluşturmak oldukça basittir. Dijital vergi dairesi üzerinden bunu gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı isteyiniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.